karşınızdayım. Bugünkü videomuzda baştan da gördüğünüz gibi takım otobüsü yapıyoruz. Evet, çok hızlı bir giriş oldu farkındayım ama bugün çok güzel bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bundan önceki güncellemede oyuna şehirler arası otobüs gelmişti. Yani bayağı büyük bir otobüs. Ve arkadaşlar ben bu otobüse çizim yapamamıştım. Hatta bundan önce, bu gelmeden önce şu otobüs gelmişti. Ve ben bu otobüse Fenerbahçe takım otobüsü yapmıştım. O videoyu izlemeyenler için şurada bir tane kart olacak. Oradan izlerseniz çok mutlu olurum. Çok güzel videoydu o. Bugün arkadaşlar bu otobüsü bir takım otobüsüne çevireceğiz. Çevireceğimiz otobüs de arkadaşlar baştan da gördüğünüz gibi Paris Sercan. Sercan Yıldırım. Bahsetme kimselere. Paris Sercan mı? Aynen. Bu arada arkadaşlar farkındayım, konuşamıyorum çünkü şu an Ramazan'dayız ve oruçluyum. İnanan inansın ya. İnanmayan inanmasın ya. Bu arada videonun içinde şunu da göstermek istiyorum. Videoyu başlattığım araba bu arkadaşlar. Bu arabayı da ben kendim yaptım. Son zamanlar... Ulan Hiko Baba'ya döndük be. Hastalık, oruç, moruç hepsi bir araya geldi ya. Bu arabayı da kendim yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi plakasından tutun da üstündeki çizimlere kadar hepsini ben yaptım. Bu aralar gerçekçi araba yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi öndeki logosunu bile kendim yaptım. Ne oğlum, bir sus la. Sus. Eğer bunda videosu isterseniz yakında bunu da atabilirim. Bunu da kendim yaptım. Böyle yaklaşık bir 30-40 dakika falan sürdü. Yani hızlı bir şekilde artık çizim yapabiliyorum. Çok konuşma. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız otobüs gördüğünüz gibi bu, aklımda bu modeli var. Bence çok güzel. Bu arada bu fikre şöyle kapıldım arkadaşlar. Geçen gün oyun oynuyordum yine aynı şekilde, Car Parking. Oyun için arkadaşlar Paris Saint Germain takım otobüsünü gördüm ve iğrenç yapmışlar. Kuşacağım şimdi. Yani harbiden çok kötüydü ve ben şöyle düşündüm. Ben bunu daha güzel yapabilirim. Sonra biraz araştırdım falan filan. Bu otobüsü internette 20 TL'ye satıyorlarmış. Ben 20 TL vermemek için kendim yapıyorum. Evet, biraz cimriyim. Neyse, ilk önce bunu yapmayı deneyeceğim. Eğer bu olmazsa bunu yapacağım ki bu bence daha güzel. Ben bunu yapabilirim büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar bunun logosu da camın üzerinde, ne bileyim yazılar da camın üzerinde ama bunu gördüğünüz gibi logosu bir tık daha alt tarafta. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane taslak buldum. Büyük ihtimalle bu taslağı da yapabilirim. Şunu kesinlikle yapacağım abi, bu çok güzel. Yani şununla çok uğraşacağım, inşallah yapabilirim. Şu logo zaten basit gibi. Yani bilmiyorum, herhalde basittir. Artık yapınca anlarım. Videomuza başlamadan önce like atıp kanalı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı, bu video isten tam 1500 dakika bekliyorum. Her 1500 dakika kesin böyle videonun devamı gelecek. Bu arada yorumlar kısmında bundan sonra hangi takım otobüsünü yapayım onu da yazmayı unutmayın. Real Madrid olabilir, Manchester United olabilir, Fenerbahçe... Hatırladın mı Ali abi? Fenerbahçe yaptık lan gerçi. Abi su içeyim ya, vallahi imanım gevrede. Neyse arkadaşlar, ben fazla tutmam başlayayım çünkü biraz uzun sürebilir. Büyük ihtimalle 30-40 dakika yine sürecek veya 1 saat falan da sürebilir, bilmiyorum. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalışacağım. Yani oyundaki en güzel Paris otobüsünü ben yapmaya çalışacağım. Hızlı çekimde izleyeceksiniz, arada kesip kesip koyacağım. Yani sıkılmadan izleyeceksiniz, merak etmeyin. En sonunda güzel bir klip yapıştırdık mı? Neyse, şimdi ama çizim bölümüne geçelim. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue.
keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste. They call me a god. 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 Let's go. Evet arkadaşlar, havalı klibi de izlediğinize göre gördüğünüz gibi otobüsümüzün son hali bu. Bence abi çok güzel oldu. Yani harbiden yaptığım en güzel çizimlerden biri bu oldu. Şu yan tarafını abi aşırı benzettim. Yani gördüğünüz gibi logo tıpatıp aynı zaten. Logoda hiç farklılık yok. Yani gördüğünüz gibi şuradaki desen, işte buradaki Nike logosu, işte alyası, burada şuraları kafamdan saldım ama olsun, o kadar da olur artık. Hatta abi hızımı tutamadım. Bak harbiden bunu kendim yaptım. Normalde yapmayacaktım. İçimden geldi. Abi arabaya gittim, özel plaka yaptım ve plakada da gördüğünüz gibi arabanın logosu var. Şu an büyük ihtimalle Carpart'ta yapılmış en güzel takım otobüslerinden biri budur abi. Çünkü inanılmaz detay var. Şöyle abi arabanın arkasını göstereyim. Arabanın arkası çok güzel, gördüğünüz gibi. Full gerçekçilik üzerine oynadım. Bu otobüsün modelini bilmiyorum ama yazmaya da gerek yok zaten. Üst tarafına bir şey yapmadım abi. Şuralara siyah falan yaptım. Bence çok güzel oldu abi. Bilmiyorum, siz kendi puanınızı yazarsınız yorumlara. Şöyle abi üstten de göstereyim. Abi çok iyi ya. Bundan sonra hangi takım otobüsünü yapayım yazmayı unutmayın. Yani Real Madrid'sini yaparım, Barcelona'nı yaparım. İstediğiniz herhangi bir takımı yapabilirim. Dediğim gibi bu otobüsün çizimini eğer siz de yapmak istiyorsanız katıl butonuna tam hali var. Oradan kendiniz de yapabilirsiniz. Aynı şekilde çok isterseniz belki bu otobüsü size de hediye edebilirim. Bilmiyorum, yorumları, her şey yorumlara bağlı abi. Allah'ım bana 1000 tane BMW ver. Allah'ım bana 1000 tane Passa ver. Şimdi abi bu otobüste bir online'a girmek istiyorum. Bir insanların tepkisini yoklayacağım. İnsanlar beğendim, beğenmedim veya ne biçim yorumlar yapıyorlar çok merak ettim. Evet abi şu anda online'a girdim. Şöyle bir bakayım kaç kişi var. Oda full dolu. Oğlum ne biçim isim lan o? Şu an oda full dolu abi, çok güzel. Şöyle bir abi pazara gitmek istiyorum. Bakalım insanlar yorum yapacak mı bizim çizimimiz hakkında. Ben hiçbir şey yazmayacağım abi chat'e. İnsanlar yazsın bakalım. Abi bu arada çok güzel oldu ya. Harbi en güzel yaptığım çizimlerden biri bu oldu ha. Hadi bana müsaade. Şöyle abi pazara girdik. Şöyle bir yerde bekleyeceğim abi. İnsanlar yazsın bakalım. Neler diyecekler, işte kaç para teklif edecekler. Evet abi yavaş yavaş toplanmaya başladılar gibi. Bakalım fiyat teklif eden olacak mı ya? Arabayı hediye ettiren olacak mı? Normalde olsa 1000 kişi yazar. Videoda izleyip 1 kişi yazmıyor ya da. Şöyle abi selamünaleyküm diyerek pazara girdik. Pazarda çok kişi yok açıkçası ama bakalım, belki isterler abi. Şöyle durduk ve şu an sadece bekleyeceğim. Bakalım insanlar, 2 kişi hemen doluştu bile peşimize. Bakalım fiyat teklif edecekler mi, arabayı beğendiler mi ya, almak isteyecekler mi diyeceğim de kimse bir şey yazmıyor. Evet şu anda anladığım kadarıyla kimse bizim otobüste ilgilenmiyor gibi duruyor. Çünkü abi çok ilginç ya, herkesin arabası çok kötü ama... Alo. Efendim. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Evet şimdi ben şöyle bir chat'e bakmak istiyorum. Çünkü sanki chat'te böyle bizim otobüste ilgili bir şeyler dediler. Kibar Blue takas olur mu? Paralı araba. Şu ana kadar bir kişi bizim otobüste ilgilenmiş. Yani kimse otobüsten anlamıyor. Çizilmemizi. Hiçbiriniz hiçbir şeyde anlamıyorsunuz be. Hay anasını satayım ya. Ya ben olsam şu araba belki 40 kere satar mısın demiştim. Neyse abi otobüs bence çok güzel oldu. Şu Kral Kan diye biri bize şu an ilgileniyor. O otobüsü bayağı beğendi. Kibar Blue takas. Yok kanka. O Audi ile imkansız takas etmem. Hadi git başımdan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar diye. Biraz komik olmadı, farkındayım, böyle biraz ciddi mitti oldu. Çünkü neticesinde çizim video... Abi sen de Allah Allah yap şu işini ya, sürekli eğilip kalkıyorsun. Vallahi şapalağa koyacağım. Bence güzel bir çizim oldu abi. Yani insanlar pek ilgilenmedi aslında ama ben beğendim abi. Yani hesabımda olmasından mutluyum bu arabanın. Bundan sonraki çizimimizde ne olur artık siz karar vereceksiniz. Yani takım otobüsü mü olur, işte farklı bir şey mi olur falan filan, kafanıza göre yazın. Benim artık elim biraz böyle alıştı bu tür şeylere. Yani çok zorlanmıyorum artık. Mesela şunu yapmam benim için böyle inanılmaz zor değildi. Benim şu ana kadar zorlandığım en büyük çizim arkadaşlar Tuğkan abinin çizimiydi. Yeter lan! Evet gördüğünüz gibi yaptığım ilk çizim de buydu arkadaşlar. Tuğkan abi çizmeye çalışmıştım. Onun da videosu şurada bir yerde var. Ona ulaşmaya çalışmıştım ama ulaşamamıştım. Ki ulaşamayacağız gibi de gözüküyor. Yani hiçbir şekilde cevap vermiyor bir şeylere. Ama tabii ki de bu onun suçu değil arkadaşlar. Sonuçta 4,5 milyon takipçisi var. Gelip de beni bulacak hali yok. Bu arada bu serinin devamını çekeceğim. Merak etmeyin. Fenomenlere ulaşmaya çalıştığımız bir serimiz var. Bunda yakında güzel videosu gelecek. Biraz zor bir seri. Yani uğraştıran bir seri ama neticesi çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamlısınız. Bu videosunda tam 1500 like bekliyorum. Her 1500 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Ve arkadaşlar hepiniz Ramazan'ın mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Farkındayım. Video biraz böyle farklı, işte 2 ayda bir video atıyorum, işte 1 ayda bir falan filan. Ama inşallah toplamaya çalışacağız diyerekten bugünkü videomuzdan bu kadar diyelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir videoda kalın. Bay bay efendim.